Günaydın. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizim bugün yurt dışından arkadaşlarımız geliyor arkadaşlar. Buradan tanıştım arkadaşlardan bir tanesi Casu. Daha önce de zaten tanıştırmıştım sizinle. Bu sene de geldi. Hep birlikte bir kahvaltıya gidelim dedik. Onların da gitmesine az bir zaman kaldı. Gitmeden görüşmek istiyoruz. Tarık da hazırlandı. Şöyle çocuklara da hazırladım arkadaşlar. Abisinin gömleğini giydi. Bakar mısınız? Şuna yiyeceğim seni. Sonra Atay'a şöyle bir gözlük aldım. Demir olursa şöyle bir gözlük aldım. Fotoğraflarını çekeceğim dışarıda. Demir'in muhtemelen bir pusetini alacağız. O böyle takılacak. Değil mi aşkım? Çok düşünceli. İmzini almış ağzına bırakmıyor. Tipe bak. Bir de abisini göstereyim size. Her şey hazır çıkmamız gerekiyor. Onlar da çıkmışlardır. Öyle bir sıcak var ki arkadaşlar, Elham'ı Buhran sıcakları mı diyorlar, ne diyorlar artık. Yani biz çocuklar falan eğlenir diye düşündük, öyle çıktık evden dışarıya ama yok yani bu sıcakta dışarı çıkılmazmış. Evde olsaydık daha da iyi olurmuş. Klimayı açtık, şimdi rahatlıyoruz. Atoş'cum biraz tıkandı, anne onu aspir ediyor. Demir sen ne yapıyorsun Demir? Sen ne yapıyorsun? Hı? Vallahi de çok sıcaktı. Çıkmamak lazım bu sıcaklar dedi. Duramadım dışarıda geldik de. Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Demir? Oğlum? Çıkar çocuğu çıkar. Çarlı dedi kıyamam. Ben seni yerim, kahvaltı da yerim seni. Atış'a bakın. Atış'a bakın. Sarı serpe yattı. Kahvaltı da yiyecek şey. Yerim ben seni. Niye ağladın demin öyle deyince? Kahvaltıda yiyeyim ben seni. Ben seni yerim kahvaltıda ya. Kahvaltı hiç güzel değildi ama sen çok güzelsin. Ben seni yerim. Yerim valla. Yerim seni balım. Onu birazdan banyo yaptıracağım. Hemen öncesinde birazcık eğitici oyuncakları var, onlarla oynayacağım. Değil mi? Oynayacağız uyanıkken. Karnı tok çünkü. Atoş'un da bakımlarını yapacağım şimdi. Çok terledi. Allah kaşlı erkeğim benim ya, kaşlı erkeğim ya, bu ne bu ne bu ne bu ne bu, bunlar ne bunlar ne, bunları yiyeceğim ya. Bakın derken arkadaşlar, tamam sinirlenme, dokunmadım, tamam sinirlenme. Bunu çıkartalım. Şurada izleri var bakın arkadaşlar, o izlere ben kremler sürüyorum. Ama sıcaktan şu anda bunu aldığı için ateş durmuyor. Tamam, bir suyla hemen sileyim yüzüm de rahatlatayım onu. Babam, ne yapıyorsun oğlum? Demir, merhaba. Ne oldu ki, ne gülüyorsun? O dil ne öyle ya? O dil ne öyle? O dili yerim, o dili öyle. O dili yerim öyle. Çok sıcak oldu değil mi babacığım? Vallahi çok sıcak oldu babacığım ya. Bu ne ya de? Hadi beni de buradan götür bir yerlere de vallahi. Senin bir yerlere gidelim de. Bunları bulması çok çok zor oluyordu benim için. Bir de pek başlıkları var. Sağ olsun. Burası doldu. Sağ olsun Cansu. Hepsini getirdi. Baya getirdi. O getirdi yani gelirken. Bizim burada bunları bulmamız çok çok zor oluyor. Yani bu pek başlıdır. Onlar vidalı çünkü.
O yüzden Cansu sağ olsun ta oradan buraya kadar taşıdı bizim için. Bayağı da bir şey koymuş. Ben sadece onları getir dedim ama onun dışında da bir sürü şey getirmiş sağ olsun. Kesesine bereket. Berrak suyu bile düşünmüş. Ona bile çanta koymuş. Bakar mısınız? Kıyamam canım benim. Şunları da açacağım bir. Bayağı bir poşet getirmiş sağ olsun. Şunları bir yerleştireyim hemen. Evet, onu ekmeğe sürüp yemeli. Çok seviyorum. Yurt dışından gelen çikolatanın tadı daha güzel oluyor. Şunlar o kadar lazım oluyor ki hatta ben alacaktım. Ama Cansu neredeyse 4-5 tane bundan koymuş. Değil mi annem? Üstün bezleri çok güzel oluyor. İncecik çok güzelmiş. Şöyle incecik. İki çocuk da olunca bir de dayanmıyor arkadaşlar. Bir de ata çok batırıyor. Gerçi demir de batırıyor artık. Ataya şart değil. Aa, bunların hepsini yıkayacağım. Hepsini kullanacağım yani. Çünkü lazım olan bir şey. Bak. Çok güzelmiş. Ve bunlar daha büyük Türkiye'dekilerden. Türkiye'dekiler biraz daha küçük. Bakın daha büyük. Çok güzelmiş. Kundaklaması falan da güzel durumda. Evet. O 4 tane koymuş. Hepsini de açacağım. Çünkü kullanılıyor. X'ler yazıyor üstünde gerçi. Beden bedeni. Onların bedenleri var herhalde. Aynen orada yurt dışında galiba bedenler var. Bedenlere göre koymuş Cansu'cum da. Almış yani. Bakın en büyüklerinden almış. Ve olmazsa olmaz. Geçen gün şeyde gelmişti. Siz tabii o zaman vlog çekmiyordum. Leyla da gelmiş. O da Fransa'dan arkadaşım. O da yine böyle kahve çikolata getirmişti. Bir de Cansu getirmiş oldu. Bunlar bana baya baya yeter arkadaşlar. Şöyle çoraplardan koymuş bakın. Büyük büyük Atoş'uma. Kışın giysin ayakları üşümesin diye koymuş teyzesi. Yine kilotlu çorap biliyorsunuz. Lazım oluyor. Bu da Demir'e. Tam yaşını da tutturmuş teyzesi. Şey koymuş. Bu Demir'in muhtemelen. Yani bebekleri bunun içine koyuyorsunuz üstünde falan bir şey oluyor ya. Ondan bu değil mi anne? Evet. Evet. My baby şeyi. Intex. Ve bunu buraya koyuyorsun. Bebek şey bu sene, yüzüyor bunun içinde. Seneye. Bu sene olmaz ama seneye mutlaka yüzer. Valla böyle bir şey de yoktu. Alsın vardı. Kesesine bereket teyzesine. Daha bitmiyor arkadaşlar. Ay bunlar çok tatlı. Bakar mısınız? Love Daddy yazıyor birinde. Bunda Love Mommy yazıyor. Bunda Love Mommy de yazıyor. Diğerini. Değil mi? Hı-hı. Love Daddy, Love Mommy. Pardon. Hem anne hem baba. Bunda Love Mommy yazıyor. Çok güzel. Bak Demir. Gördün mü? Güzel mi? Beğendin mi? Teyze sana bir sürü şey almış anneciğim. Değil mi anneciğim? Bana mı bakıyorsun? Beni dinliyor. Güzel mi cicilerin? Çok güzel değil mi? Teyze almış anneciğim sana ya. Bir sürü şey almış teyze sana. Cansu teyze. Bakın bir de burada böyle anne tam senin sevdiğin kırmızı renkler. Kırmızı çok severim. Annem yani. Bayılıyor böyle şeylere. Şu an tam da ayını almış Cansu. Bunların hepsi 3-6 muhtemelen yani. Tam şu an giymesi için. Kışa doğru bunların hepsini giyer. Şöyle bir tane daha hazırladım. Burada da Love Mommy, Love Daddy yazıyor bunda da. Giy giy çık bunları değil mi? Bunu giy altına pijamanı giy çık gezmeleri. Değil mi aşkım? Değil mi anneciğim? Beğendin değil mi aşkım? Böyle bir tane zıbın arkadaşlar yine. Ay bu da çok tatlı. Anne bak. Çok güzel. Cansu'cum zevkine hayran kaldım. Değil vallahi mi? Hepsi birbirinden evet. Güzel. Bunu göstermiştim. Bu da Atoş'uma. Atoş'un çok kıyafeti var arkadaşlar. O kadar çok kıyafeti var ki. Değil mi? Sonra Demir giyecek onları da. Evet. Demir giyecek onları. Doğru söylüyorsun. Kesesine bereket Cansu'cumu. Şimdi bunları ben bir makineye atayım. Yıkayayım arkadaşlar. Çocuklarla birazcık ilgileneyim. Değil mi? Atoş Jüpiter'i gördü, gülmeye başladı. Nerede Jüpiter? Jüpiter nerede? Bak arkadaşı gelmiş onun. Evet, geçmiş olsun da gelmiş onun arkadaşı. Evet. Anneciğim. Atoş. Kim gelmiş? Çok mutlu şu anda. Jüpiter. Gülücükler seçiyor, gülücükler, gülücükler. Gülücükler seçiyor. Tombi kim benim? Nasıl oldu? Ben yoktum düştüğümde. Öyle mi? Anlatmıyor musun bize? Anlatmış arkadaşlar yaklaşık
6-7 saattir Willow'un devamını getiremedim çünkü kamerayı kaybettik. Kanepenin köşesine sıkışmış. Saatlerdir kamerayı arıyoruz. Ara tara ara tara evin içinde. Neyse ki Tarık buldu. O arada da işte demiri banyo yaptırdım. Atayı birazcık rahatlattım. Çok fena bir şekilde gaz oldu bugün. Neden bilmiyorum. Her kucağıma aldığımda, sırtına masaj yaptığımda inanılmaz şekilde gazı vardı. Bir de biliyorsunuz ki tuvalet problemi de yaşıyor ata bu aralar. İşte bağırsak problemi yaşıyor. Artık yavaş yavaş fizik tedavilerine başlayacağız. Oğuz Hoca ile konuşacağız. Onun dışında kurumdan zaten fizik tedavi alıyordu. Öyle. Bir de fizik tedavi eğitmeni var kurumdan gelen hanımefendi. O da çok merak ediyor Atay'ı. Haber alamadı. Onu arayacağım, bilgi vereceğim yarın. Bu hafta sonu olduğu için aramadım. Biraz Atay'ın dinlenmesini bekledim. Yani en azından 1-2 gün dinlensin. O kateter izleri, yaraları birazcık iyileşsin diye bekledim. O aldığım krem fayda etti Atay'da. Çok şükür ne iz kalacak bence. Ne de bir ağrı sancı şu anlık öyle bir şey yok. Ama ilk gün tel olduğu için o kateterde takılırken. O teller çıktığında da böyle kesip kesip çıkartıyorlar. Onları ben çektim, çıkarttım. Canı acıdı. Canı acıdığı için o bir gün falan ağrısını çekti. Yazık yavrum. Ama o krem sayesinde ertesi sabahını hiçbir şey hissetmedi. Canı bile acımadı. Birazcık da buz kompres yaptım hemen. Rahatladı yani. Gündüz uyumadı. Gece uyuyacak inşallah. Hadi gündüz bir saat falan uyudu herhalde kahvaltıya gittiğimiz yerde. Sonrasında hiç uyumadı. Sürekli tıkandı. Uyuduğu zamanlarda çok fazla bir tıkanması olmuyor. Ama gece ne olur ne olmaz diye yine makineye bağlayacağım arkadaşlar. Makinesiz yatırmıyorum ama onu da göstereyim size. Bu arada birazcık da kustu, rahatladı. Kusmak da ona iyi geliyor çünkü balgamı bir anda atıyor. Yani bazen çok şey yapmıyorum. Bekliyorum kustuktan sonra postural drenajını falan yapıyorum. Aman kustu hemen mama vereyim demiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi melek gibi yatıyor oluşu. Tarık onun yanaklarına bak babası ya. Maşallah babası ya. Onun yanaklarını yerim ben ya. Aşkım. Öksürtmeye bağlayacaktım arkadaşlar. İşte çıkmış oradan. Priz problemimiz var. Yani şöyle aslında evde priz problemi yok ama bir yerden geliyor. Atanın makineleri, cihazları hepsi bir yere bağlı. O yüzden tekrardan bir öksürtme cihazının fişine takacağım. Bir de oluşumu öksürtme cihazına bağlayacağım. Rahat rahat yatsın diye. Ama tıkanması olmazsa bağlamam muhtemelen. De uzun süre böyle 3-4 saat uyur diye düşünüyorum. Ne kadar tatlı duruyor ki şu an melek gibi ya. Bebek. Hemen bebek simgesi geldi Atay'ı görünce. Evet burada bir tane bebek var. Allah benim bebeğimi. Hı, duydun mu beni? Sen benim bebeğimsin. Aşkım benim. Canım oğlum benim. Fitresine takalım. Rahat rahat yatsın oğlum. Bebeğim. Ata bence bizi duyuyor Tarık ya. Biliyor musun? Bak konuşuyorum arkadaşlarımın başında. Bilmiyorum yani ara ara sesi duyduğunu hissediyorum. Ne güzel uyuyordu mesela. Sesi duyduktan sonra böyle tepki vermeye başlıyor. Öyle diyorlar ama ara ara beni duyduğunu düşünüyorum Atan'ın. Ya da bizi duyduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet, 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 evet. Annen geldi bebeğim. Annen geldi bebeğim. Evet, evet. Allah, Allah, Allah. Allah çok tatlı, çok tatlı bu oğlan. Oy, annem. Annem. Yakışıklı. Siz ne yapıyorsunuz abi kardeş orada? He? Ne yapıyorsunuz siz orada? Abiyle uyuyacak mısın Demir? Uyuyacak mısın abiyle? He? Ben önceye bakayım. Abiyle uyuyacak mısın? Hadi bunu çalıştıralım. Hadi bunu çalıştıralım. Çalıştıralım mı aşkım? Ne oldu aşkım? Ne oldu? Nerede onun abisi ya? Onun abisi
Günaydın şişkocuğum, günaydın. Tamam, şimdi sıra senin bakım saatin ama anneciğim. Sinirlenme tamam aşkım. Atamın bakım saati, Demir içeride babasıyla. Ben de Toş'la ilgileniyorum. Oğlumu böyle egzersizlerini yaptıracağım şimdi, rahatlatacağım oruşumu. Evet anneciğim. Demir'den sonra Atoş kocaman geliyor ya. Kocaman olmuş benim oğlum ya. Annem. Kocaman olmuş benim oğlum. Abiler ablaları ya. Bir öksürtmeye bağlayalım mı? Bir öksürelim mi anneciğim? Ha? Oh 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 oh. Etli butlu etli butlu yiyeceğim bu etleri butları ya. Ha, tamam sinirlenme. Sinirlenme hadi. Sinirlenme aşkım 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 aşkım. Oh. Abiciğim ne yapıyorsun? Günaydın. Günaydın abiciğim. Merhaba abiciğim. Güzel abiciğim merhaba. Bir öpücük bir öpücük. Ne oldu seni mi öptü kardeşin? Seni mi öptü annem kardeşin ha? Oh rahatladı benim oğlum. Rahatladı benim oğlum. Rahatladı. Biraz egzersiz yapalım mı? Nerede onun kardeşi? Neredeymiş? Babası da kardeşiyle ilgileniyor. Evet. 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 Cici. Evet abi varmış burada. Abi varmış burada. Cici. Abi varmış burada evet. Tamam bunun gazı var. Tamam, gazı gel. Gel sen gel tamam gel. Kardeşim de. Ağlama kardeşim de. Üzülürüm de. Ağlama desen de. Çok garip bir duygu değil mi? Hı, aynen. O kadar garip bir duygu ki. Oh. İki çocuklu. Oh, benim iki tane güzel oğlum. Dünya yakışıklıları bunlar. Sen, hayır da sen abini mi kıskanıyorsun ya? Ha? Sen abini mi kıskanıyorsun bak? Tamam tamam aşkım tamam. Ne yapıyor beyim? Nerede bunun abisi? Nerede bunun abisi? Nerede bunun abisi? Hop 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 hop. Hop. Evet rahatladı. Öksürtmenin sesini duydu biraz önce Demir. Onun sesinde rahatladı. Sonra huysuzlandı. Şimdi uyumaya geçti. Uyuyacak. Atoş'cum da burada. Öksürttüm onu. Çok rahatlattım. Şimdi mamasını içecek. Yüzüne bir krem süreceğim. Kulak bakımını yapacağım. Ama anneciğim 5 dakikalık bir işimiz kaldı. İyisin değil mi aşkım? Çok rahatladı benim oğlum. Maşallah. Bakın anne bakımı ona her zaman iyi geliyor. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Çok seviyor anne bakımını benim oğlum. Tanemi. Burada da kahvaltı hazırlanıyor arkadaşlar. Tarık ekmek almaya gitti. Çekirdekleri görmeyen orayı toplayacağım şimdi. Kahvaltımızı hazırlayacağız. Birazdan kahvaltımızı da yaparız. Birazdan bunları yıkayacağım bir de. Biberonları yıkanacak Demir'in. Atoş'un mamasını hazırlamaya götüreceğim. Kargom geldi. Allah çok yoğun bir gün bugün arkadaşlar. Çok yoğun. Beraksız diyor ki adam diyor adamı ezberledi artık diyor. Aynı adam gelmiş diyor. Benim tip. Tipime bakın. Tipime bakın. Allah'ım tipim kaydı. Birazdan düzelecek. Uyudu. Kahvaltıdan önce uyuması çok çok iyi oldu. Ama abisi uyanık. Abi seviyorum aşkım benim. Berraksu hani adını biliyordu? Ne? Hani adını biliyordu? Adınız neydi dedi? Hatırlamadım. Ne bileyim ben. Açalım kargoları. İçeride açalım. Geliyorum ben. Koştur koştur koştur. Saçım dağınık gitti. İşte dağınık değil. Sen bana bak. Benim tipime bak. Saçım dağınık diyor. Dağınık çünkü. Sen aç bu sefer Berraksu, hep ben açıyorum. Hadi. Hep sen mi açıyorsun? Annem açıyor, pardon. Evet.
böyle küçük bir şeyin ataya gelmeyeceğini anladığı için Demir'e. Ay çok tatlı. Bakın arkadaşlar 30 Ağustos için aldım Demir'e ben bunu. Vatanın da vardı. Kemal Atatürk yazıyor. O muhtemelen göğüs pompası. Manuel. Dışarıda kullanabilmem için. Arkadaşlar küçük uyuyor içeride. Gördüğünüz gibi kamerayı taktım oraya. Şimdi ben de yemekleri hazırlıyorum. Akşama yemek hazırlığı var. Dolmalık biberlerimi çıkardım. Şöyle kapyalardan falan. Uyanma. Hayır uyanma. Uyanma, yemek yapıyorum. Neyse uyuyacak galiba ama sese tepkili. Uyanıyor galiba. Uyanma anneciğim. 2 dakika yemeği yapayım, geliyorum yanına. Ata da burada. Tıkandığı zaman duyabiliyorum onu en azından. Onu salona yatırdım. Diğerini içeriye yatırdım. Çünkü Demir'i de buraya yatırdığım zaman sesten rahatsız oluyor birazcık. Biz de konuşuyoruz böyle. Direkt seslere tepki veriyor. Ah kuzum benim. Abisi uslu. Gördüğünüz gibi. Masaj sırasını bekliyorum. Ona da masaj yapacağım birazdan. Rahatlatacağım onu da. Şişkocumu, aşkımı, bebeğimi. Arkadaşlar bir duş aldım. Hemen kendime geldim. Bebişler uyuyor. Atoş hariç. Biraz tıkalı. Şimdi Tarık ona bakıyor. Ben de yemeğimi yaptım. Biber dolması yaptım bugün. Tarık da gelirken şöyle kuru pasta almış. Akşama kuru pasta yeriz diye. Aslında ben bugün elmalı turta gibi bir şey yapacaktım ama zamanım kalmadı. Yetişemedim. Neredeyse saat 5'e geliyor. Zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamadım iki çocukla. Birazcık işte telefonda işlerim vardı, onları hallettim. Daha video editim var, onu halledemedim. Kirpik zamanım gelmiş ama Ceylan'ın zamanı var mı sorun. Neyse annem geldiğinde yaptırırım diye düşünüyorum. Annem de gidecek çünkü. Tırnaklarım falan da çok kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok yani, iki çocukla her şey zor oluyor. Annem gelmeden bir işimi halledemiyorum, dışarı çıkamıyorum. İki çocukla çıkmak çok zor zaten, biliyorsunuz. Berrak Sota'yı giydiriyor şimdi. Kustun mu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Güzel kirpiklim. Ah. İşte doğal kirpik de. Hiç gerek yok de. Taktırmaya falan filan de. Ağız bakımını yapacağım Ataş'ın. Ağzı çok kirlenmiş. Kuzum. Tonton yanaklım. Tonton yanaklım. Kaldır kızım. Aşkım. Arkadaşlar öksürtmeye bağlayacağım. Başka türlü sorunu çözemiyoruz. Çok tıkanıyor çünkü. Böyle sürekli gün içerisinde. Tıkanması olması çocuğum çok rahat ama tıkanınca çok zor oluyor. Hazır mısın Şişko? Şişko hazır mısın Şişko? Ha? Kime gülüyorsun? Kime gülüyorsun sen ya? Sen kime gülüyorsun ya? Kime gülüyorsun annesinin çiçek balı? Ha? Hadi bakalım bismillah. Ataş'a sıcak yağ masajı yapacağım. Birazcık rahatlatacağım sırtını. Sıcak yağ ile masaj yapacağım. Şunun içerisinde sıcak su var. Sıcak suyu ara ara değiştireceğim. Yağ sıcak kalması için, daha da rahat etsin diye Ataş. Evet hadi bakalım bismillah. Ataş böyle durmak istemeyecek tabii. Ağlayacak. Ataş ne yapıyorsun anneciğim? Duyuyor musun sesini? Ama çocuk nasıl nefes alıyor? Altında şey var, yastık var. Bol suyu. Abi ne yapıyorsun ben seninle? Ne yapıyorsun? Ateş ne yapıyorsun anneciğim? Ha? Burt 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 gidiyor. Böyle rahatlıyor arkadaşlar. O yüzden ara ara böyle de yatırmak gerekiyor Ateş'i. Şimdiki, şimdi yok. Bu açık değil mi? Onun sütü hazır orada. Anne sütü hazır. Önce bir emzireceğim onu. Bir tarif değişikliği, bir tibale babacığım.
Babacığım, babacığım, babacığım. Üstün hazır anneciğim. Çok rahatladı yalnız, atı sesi kesti. Anne şu anda abinle ilgileniyor babacığım. Anne şu meseleyi mi? Tamam babacığım, bir dakika şurada otur, ben sana mama yapayım. Bunun sütüne gerek yok değil mi? Böyle mi vereceğiz? Hayır, önce vereceğiz. Yeni zaten. Nerede? Ne oldu bebeğim? İki çocuklu hayat. Evet, ama seninle şimdi baba ilgilenecek, tamam mı Demir? Demir. Dinle beni. Seninle şimdi baba ilgilenecek, tamam mı aşkım? Abinin masajı olacak. Acıktın mı? Tamam. Geliyorum ama. Ay, ay benim oğluma. Neredeymiş onun babası? Babası mama neredeydi? Ne kadar verdin bunu? 60. Hayır. Evet arkadaşlar. Şimdi kupa masajını yaptım sırtına. İnanılmaz şekilde bir sekresyon geliyor. Onu çok yoruyor. Şimdi ayak masajını yapacağım. İnternetten Atay'a böyle şey alacağım. Pedikür için kullanılan masaj şeylerinden var ya arkadaşlar, kovalarından. Onlardan alacağım, ayaklarını koyacağım. Terapi olsun diye. O da iyi gelir Atay'a. Bakayım bulabilirsem. Şeyde vardı aslında, alışveriş merkezinde ama tam dikkatli incelemedim. Olmadı, internetten getireceğim. O çok iyi geliyormuş çünkü ayaklara. Onun bir şey var, adı var ama unuttum şu anda. Evet anneciğim, atı daha da çok rahatlasın. Bir gaz çıkardı arkadaşlar, bir gaz çıkardı, böyle bir şey. Ne kadar zoruna, işte yatan bir hasta olduğu için çok zor gerçekten, ata için çok zor. O yüzden ona düzenli bir şekilde hem masaj yapıp hem de böyle rahatlatmak gerekiyor, gazını çıkartmak gerekiyor. Yoksa çok huzursuz oluyor. Bu arada hastaneden çıkalı 3 gün oluyor, bakın. Kateter yerleri bayağı bir kapanmış. Görüyor musun aşkım? Evet maşallah. Hiçbir şey kalmadı. O kremden sürüyorum sürekli. Burada da yine çok az kaldı. Bakın. İz kalmayacak gibi gözüküyor. Bakalım. İnşallah da kalmaz. Evet babacığım. Evet anne. Sen de söyle, evet. Tamam. O da konuşuyor burada. Sen de oradan konuş abine. Göstersen. Evet, sen de oradan konuş abine. Tamam. Ne yapıyor baba seni? Rahatlatıyor mu? Gazını mı çıkartıyor? Anne sütü içiyor şu anda. Heh, yarasın oğluma. Oh. Oh, yarasın. Biri buradan, biri oradan arkadaşlar. Maşallah benim hollerime be. Eve bir baz istasyonu mu kursak, ne yapsak? Şurada bir baz istasyonu kurup gaz mı üretsek, ne yapsak? Olur mu babacığım? Olur mu babacığım? Bu arada o üstlerindeki atanın şey, pijaması. Atışımın pijaması üstündeki. Evet anneciğim. Çıkartın birazcık. Tamam. Tamam. Ne yaptın lan? Atanın nasıl hoşuna gidiyor bakar mısınız? Allah! Allah nasıl hoşuna gidiyor benim oğlumun. Doydun mu? Hı. 30 cc içti ya, yeter mi ki acaba? Yetmez. Yine içecek o. Evet arkadaşlar, ben masajı bitireyim. Sonra birazcık dinleneceğiz artık. Televizyondan bir şeyler izleriz. Dondurma almıştım akşama, dondurma yeriz. Tarık kurabiye almış. Değil mi aşkım? Evet canım. Değil mi bebeş? Tabii Demir durursa arkadaşlar. Bunu da atlamamak gerekiyor. Hatta şunda mama saati geliyor. Şöyle bir yarım saat falan işim var yani. O yarım saat iş bittikten sonra da bir editim var. Edit'i de hallederim. Yarına yetiştirmeye çalışırım. Yorumlarınıza bakacağım. Yorumlarınızı okuyacağım. Dün yorumlara cevap verememiştim. Onlara bakarım. Instagram'a birazcık da bakarım. Evet anneciğim. Arkadaşlar çocuğunuzun dilinden anlamanız çok önemli. Gördüğünüz gibi masaj sonrası oğluşum derin bir uykuya daldı. Çok da rahatladı. Çok şükür. Suyunu içiyor şimdi. Altını falan değiştirdim. Diğer küçük de. Bakın. Diğer küçük de burada arkadaşlar. Uyuyor, ona da buradan bakıyorum.
Keyfi gayet yerinde gözüküyor. Klimayı açmamıştım, o yüzden derece biraz yüksek gözüküyor. O da uyuyor. Biz de şöyle berrak suyla orada çay keyfi yapıyoruz. Tarık kuru pastalar almıştı. Diyecektim ki atama uyanıyor. Biz çayımızı içeceğiz arkadaşlar, biz de böyle. İlet yapacağım birazdan da. Evet, 2 gün boyunca bizim Lady'niz bayağı bir yorucu bir vlog oldu bence. Bu arada daha çok Instagram'dan, bu aralarda yani daha çok aktif oluyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Merak ettiniz, aldığım, işte Atay'a aldığım, kullandığım mesela her şeyi oradan etiketliyorum zaten, linkliyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben birazcık dinleneceğim. İnanılmaz şekilde yoruldum. Çayımı içeceğim, editimi yapacağım. Gerçi dinlenme olmuyor bu ama... bir şekilde bu süreçler geçecek. Daha da rahatlayacağım süreçler gelecektir eminim ki. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Sizi seviyoruz. Bay bay.